Fırlat! Fırlat! Efendim, Nevzat Bey geldi. Buyurun. Açıkçası ünlü olmak istemenizi yadırgadım Nevzat Bey. Anlamadım Ünal Bey. Televizyonlara görüntünüzü vermişsiniz. Sorumluluğun bende olduğunu herkes bilsin istedim. Cesaretiniz takdire şayan. Ama bir şey elde edemezsiniz. Sadece şöhret olursunuz. Onu zaman gösterecek. Buyurun, sizi dinliyorum. Ünal Bey, konteynerlarınıza yaptığımız operasyon size son uyarımız. Konteynerdeki silahların bana ait olduğunu biliyorsunuz. Madem silahlarıma dokunabiliyorsunuz, buyurun bana da dokunun. Terör örgütlerine silah satmamanız konusunda sizi defaatle uyardık. Ama siz bizi dinlemediniz. Ben örgütlere ve devletlere silah satmazsam Türkiye'nin her yerinde bombalar patlar. Bu bizim meselemiz. 40 yıldır bu işin içindeyim. Görmediğim Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, MİT müsteşarı kalmadı. Hepsi de göreve başlarken şunu dediler. Aman Ünal Bey, düşmanlarımıza silah satmayın. Bu dönem farklı. Dönem farklı. Ama iş aynı. Ben silah tüccarıyım kardeşim. Parası olan herkese silah satarım. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Ben satmazsam başkası satar. Bizim istemediğimiz kimseye satamaz. Gücünüz yetiyorsa beni indirin. Yerime de kimi istiyorsanız onu geçirin. Yerime kimi getirmeyi düşünüyorsunuz? Siz kimi uygun görüyorsunuz? Biz onu geçireceğiz. Öyle biri olsaydı bırakırdım. Yerinize aday olabilecek herkesi yok ettiniz. Ama artık buna müsaade etmeyeceğiz. Siz bu bölgeyi, kısacası Orta Doğu diye yönetmek istiyorsunuz. Ama benim dostlarım burayı size yedirmez. Onu da zaman gösterecek Ünal Bey. Müsaadenizle. Hadsiz, cahil, zavallı. Dinlediniz mi arkadaşlar? Hızır Çakırbeyli tamam dediği an Ünal'ı gömüyoruz. Sinirlerini de kontrolünü de kaybetmiş durumda. Rahmetli baban da senin gibi dertli dertli uzaklara bakaydı. Yok ana. Dertli değil. Analar uşaklarını gözleriyle görmezler, gönülleriyle görürler. Bak neler de biliyor. Sen var ya ana değil, baba olacak karıymışsın ha? Herufsun, heruf, herufsun. Heruf, heruf, heruf. Bunun ne işi var mutfakta? Bak karın heruf, mutfağa gireyim mi? Ana, Allah aşkına şu ara Meryem'e bulaşma. Madem pantolonu yırtıyorsun, bari haber ver de sabahın köründe ütü yapmak zorunda kalmayayım. Fark etseydik haber verirdik değil mi anne ya? Yağlı mağlı konuşma anneyle.
Meryem, hadi da civciv gelecek, hadi. Bir kere de bağırttırmayın şu adamı. Babaannem mahlama yapıyor herhalde, ben kahvaltı etmeyeceğim. Dudak ne pırıl pırıl? Sen okula mı gidiyorsun, partiye mi belli değil. Anne, herkes kendini senin gibi bırakmak zorunda değil. Oğlum düşeceğim bir yavaş. Vay babaanne yıkılıyorsun gene. Babaannen kurban olsun sana. Önce babayı öp de babayı sıpa. Ulan benim kokum bu. Günaydın yenge. Günaydın. Mutfağı mı bırakayım? Ay sana zahmet çiftçi. Ablacığım sabah sabah bu ne güzellik. Ay sen ne güzelliği Allah aşkına. Civciv otur da ye de, otur da ye. Ya baba sonra geç kalıyoruz. Kızım o zaman erken kalkaydınız. Geç kalıyoruz. Allah Allah. Günaydın. Ne güzellik maşallah. Nasılsınız abicim? Hoş geldin. Bulduk. Al bunu. Yolda ay istemiyorum yersin. İstemiyorum babaanne. Yolda yersin. Ya baba ne yiyeceğim? Yersin Zeynepciğim. Ya Ömer hadi kalk kalk kalk. Hadi. Ay. Babacığım. Hadi kızım. Babaanne. Hadi dersler. Görüşürüz. Madem çocukların duymasını istemiyorsun, yapmayacaksın. Olan olmuş Meryem da. O çocuk doğmayacak. Sen kendi çocuklarınla ilgilen. Başkalarının çocuklarıyla değil. Nerede abim? Arıyorum arıyorum açmıyor telefonu. Karakolda. Yolda çevirmeye almışlar. Diyabetesinde sıkıntı çıkmış. Sen niye buradasın o zaman? Ayara demiş. Ortalığı ayağa kaldırmayın. Haber bekliyorum. Hangi karakolda? İlyas haber bekliyorum dedin de. Sen gene şimşek gibi çakıyorsun. Ünallar toplantıya çağırdılar. Alo Ayhan. Neredesiniz? Ne yapıyorsun Efe abi? Ortalık karışık. Daha fazla karıştırmanın alemi yok. Ben size söylüyorum bu silah işinin sonuna geldik diye ama kimsenin beni ciddiye aldığı yok. Hızır Çakır Beyli, ana da Ayriye, baba da İsmail. Zekeriya Köy Mahallesi, numara 35, İstanbul. Evli iki çocuk babası. Doğrudur. Abi GBT'de bir şey çıkmıyor ama burada yakalama kararım var. Ne yapalım kardeş peki? Ben avukatı çağırayım mı? Yok abi, ben bir amirime sorup geleyim hemen. Sor kardeş, sor. Sor da başımıza iş almayalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İstihbarattan yazar Şankırı.
Buyurun lütfen. Uzun zamandır tanışmak istiyordum sizinle. Bugüne nasipmiş. Sizinle gizli görüşebilmek için GBT'nizde ufak bir sorun çıkarttık. Hayır olsun. Rahmetli babanız da silah kaçakçısıymış. Rahmetliyle kaçakçı aynı cümlede pek iyi durmadı ama... Herhalde bu yüzden kaçakçılığa devam etmeyip üretime girdiniz. Büyüklerimiz bize en iyi bildiğin işi yap dediler sağ olsunlar. Biz de onları dinledik. Mafyadan iş dünyasına geçiş için iyi bir yol. Bakın... Bu kadar övgüden sonra boynuma madalya takmayacağınıza göre... Şimdi yani bundan sonra söyleyeceklerinizi dinlemekten memnun olacağım. Ünal Kaplan devletimizin düşmanlarına silah satıyor. Sizin ürettiğiniz silahları. Ben ne satıyorsam Ünal Bey'e satıyorum. Ünal Bey'in devletin aleyhine birilerine silah sattığına dair bir bilgim yok. Ama sizin varsa Ünal Bey'in yeri belli. Gereğini yaparsınız. Açıkçası Ünal Bey'in devletle arasının iyi olduğunu düşünüyordum. Yoksa bu işi nasıl yapsın, değil mi? Devletle arası iyi. Ama hangi devletle? Hayda. Ünal Bey'in sizin taleplerinizi geri çevirmesine çok şaşırdım doğrusu. Önümüzdeki günlerde daha çok şaşıracaksınız. Ünal Kaplan'la artık bizim anlaşmamıza imkan yok. Onun bütün konteynerlerine operasyon düzenleyeceğiz. Dolayısıyla siz de zarar göreceksiniz. Biz yaptığımız işin bedelini biliyoruz. Gerekirse bedel ödemeye hazırız. Devlet için bir bedel ödemenizi istemiyoruz. Bunu bir nevi madalya gibi düşünün. Nasıl? Senin devletini, milletini seven bir vatanperver olduğunu biliyoruz Hızır Reis. Biz istiyoruz ki sen Ünal Kaplan'ın yerinde ol. Eğer onun yerine geçersen Türkiye'nin düşmanlarıyla işbirliği yapmayacağını, örgütlere silah satmayacağını çok iyi biliyoruz. Siz Ünal Kaplan'ı öldürmemi mi teklif ediyorsunuz? Hayır. Öldürmek ne sizin ne bizim işimiz. Onun koltuğuna oturmanızın çıkarlarımıza uygun olduğunu düşünüyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Ama devletimiz bizi muhatap almak isterse... bildiğimiz yere mahkemeye gideriz. Eğer gerekirse yine bildiğimiz yere cezaevine de gireriz ama... bundan başka bir muhataplık kabul etmeyiz. Eğer evet dersen biz Ünal Kaplan'ı bitiririz. Sen en büyük olursun. Nevzat Bey'di değil mi? Evet. Bakın. Ne siz beni gördünüz ne de ben sizi gördüm. Ne siz böyle bir teklif yaptınız ne de ben bu teklifi duydum. Bu işi kestirip atma. Birazdan Ünal'la buluşacaksın. Toplantıdan sonra tekrar görüşelim. Ya seninle tekrar görüşmek istemezsem? Nevzat kardeş. İstersin. Niye istemiyorsun ki? Nasıl silah işini yapmak istiyorsan benimle de görüşmek istersin. Ünal senin hedefin değilse bile sen Ünal'ın hedefisin. Ne diyelim? Azdan az, çoktan çok gider. Buraya geldiğimizi kimse biliyor mu? Kimseye haber verdin mi? Bir abi aradı, bir tek ona haber verdi.
Ara Vehbi abin, herkesi galeriye toplasın. Kanallarda gösterdi. Bizimkilerin başı belaya girecek diye korkuyorum. Becer, Hızır'ın içinden bana ne? Ne demek bana ne? Herkesi içeri alıyorlar diyorum sana. Becer abla, burası da dinleniyor olabilir yalnız. Evet, olabilir. Zaten o dinleyenleri içeri alacaklar. Ama sizin aklınız malum meselede olduğu için beni dinleyen yok. İşte. İçeri girerse en azından nerede olduğunu biliriz. Ay Allah korusun abla. Vallahi Hızır abinizi acıyacak halim yok. Oku anne oku. Yasin-i Şerif'i de oku. Biz ölmüşüz, arkamızdan Yasin okuyanımız yok. Anne, gelinin beni hiç dinlemiyor. Vallahi başımızda büyük felaket var. Benim tevekkeli bir arkadaş var. Geçenlerde ona bir fal baktırdım. Demez mi başımızda kara bulutlar dolanıyor diye? Kara bulutlar belli. Ahlaksız karılar. Yok anne, ne karısı? Devlet bu, devlet. Ben o muşaklarım devlete yanlış yapmazlar. Ben onları kendi sütümle büyütmüşüm. İt sütü içirmemişim. Ne oldu reis? Telefonlarınızı bırakın aşağıya gelin, sıkıntı var. Civciv, enişte. Toplantıya. En son ne zaman kontrol ettirdiniz burayı? Dinlenmiyor değil mi? Temiz reis. Herkes telefonunu dışarıda bıraktıysa tabii. Hepimiz evlenirken meleklerle evlenmediğimizi biliyorduk. Ne halt ediyorlarsa etsinler. Ama çocuk başka. İkinci hanımım diyormuş ama Hızır abi. Ne zamandan beri metresin adı ikinci hanım olmuş? Yahu adı batsın, adının ne önemi var? Yalnız kocam bu çocuğun doğmasına izin verirse kimse erkekleri tutamaz. Hepsi ikinciyi, üçüncüyü alır. Ama senin tuzun kuru Hatice'cim. Enişte senin üstüne gül falan koklayamaz. Ben asıl Ayşe'ne üzülüyorum. Onun çocuğu olmuyor. Ya Mübeccel abla ya. Benle ne alakası var şimdi? Yani Allah'ın işi işte. Civciv sağlam, Ayşen sağlam. Bunlar niye çocuğu olmuyor? Ya Mübeccel, konumuz bu mu şimdi? Ne dedim ben şimdi ayol? Hızır beni rezil etti. Olabilir. Kocamdır. Ama çocuklarımı rezil etmesine izin vermem. Hızır'ın bir kızı var. Bir de oğlu. Üçüncü bir çocuğu yok. Olmayacak. Ünal arayıp toplantıya çağırdı mı? Nereden bildin abi? Vay arkadaş. Ulan Ünal'ın mekanını bile dinliyorlar.
Kim? İstihbarat. Bugün bana değdi. Eğer kabul edersen Ünal'ı indirip seni yerine geçireceğiz dediler. Çok şükür. Bugün de geldi. Bir dur, bir dur. Telaşe. Öyle değil işte. Bize kumpas yapıyorlar. Abi seninle görüşen kimdi? Nevzat diye biri. Kolpa'dan azay çevirmesine girdik. Sonra GBT'nde aranmam var diye karakola gittik. Sonra bu zat arıza endam eyledi. Belli ki kodamanlardan bir tanesi. Önce yıkadı, yağladı. Sonra da böyleyken böyle dedi. Alenen. Alenen. Sıkıntı büyük. Abi, bu Ünal bize zarf atıyor olmasın? Her şey olabilir. Şimdi önemli olan biz bu görüşmeyi Ünal'a söyleyecek miyiz, söylemeyecek miyiz? Abi. Hepimiz televizyonlardan seyrettik. Devlet Ünal'ın silahlarına çöktü. Bu bana sorarsan birinci mesaj. İkinci mesaj da bizzat sana dedi devlet. Alenen dedi ki, biz Ünal'la savaşacağız, safını seç. Bir de zaten bu saatten sonra Ünal'a gidip de o görüşmeden bahsedip etmemen hiçbir şeyi değiştirmez. Biz bu savaşın içindeyiz artık. Yani? Tedbirlerimizi arttıralım, bu savaşa hazırlıklı olalım. İlyas doğru söylüyor. Zaten biz bir harbin içindeyiz. Ünal'ın etrafında paralı askerler var. Ama bizim etrafımızda kardeşlerimiz var. Bir de bu memleketin en kaliteli silahını biz üretiyoruz. Yani Ünal da devlet de bize muhtaç. Kimse kimseye muhtaç değil. Öyle bir şey yok da. Civciv. Abi ben bu işlerden anlamam. Ulan tükürtme gagana şimdi. Biliyorsun ben gizli saklı iş sevmiyorum abi. Yani ekşi yemedik ki karnımız ağrısın. Öyle değil mi? Ekşi yemedik ki karnım. Ne yani ne? Abi, ben sana daha ne diyeyim? Tamam ulan, tamam, tamam. Fikirsiz. Nevzat da değil mi sana konuşan istihbaratçı? Hı hı. Şimdi Nevzat sana bir şey teklif etti. Sen ne dedin? Hayır dedim, ne diyeceğim? Net mi dedin dayı hayır? Yok, brüt dedim. Hatta KDV'sini de... Tövbe yarabbi ya. Yalnız bir ara şeytana uyup tamam lan öldürün Ünal'ı kabul ediyorum diyecektim. Sonunda vazgeçtim. Bir git gel Ünal'a da üstüne konuşuruz. Vehbi. Bir günde şu serçe parmağını bir taşın altına koy da. Senin taşının altına başımı koyarım da. Ne diyeyim reis? Ulan başımızda bir bulut dolanıyor ama. Yağmur mu, kar mı, taş mı yağdıracak belli değil arkadaşım. Yürü İlyas, yürü, yürü. Kürtaj günah turda. Ne diyeyim kızım? Peydahlamak sevap mı anne? Hizar sana doğru. Doğru dedi, dinlemedin. Sen doğurmayınca kulluk mu yok? Anne, bak torunların daha bu işi duymadı. Duyarlarsa onunla kim beslerler? Ya bir kere de bir oğlunun tarafında olmadan bir torunlarını düşün ya. Kafamı kessen adaletten ayrılmam. Dört kitapta yazıyor, kürtaj günah. O karı Hizır'la bir günaha girmiş, ben giremem. Ben girerim. Dur, dinle. Doğursun öyle vur o karıyı. Bebe'nin günahı yok. Thank you.
Telefonu ver. Hey ana. Neredesin? İşteyim de. O karın benden silah istedi. Vuracak senin yellozi. Kim? Ne silah? Kim? Yelloz kim ana? Kim kimi vuruyor? Belun gibi ağzında gevşek. Bir halt ettin. Niye el alemi yaydın? Vuracak tabii. Benim gelinim gururludur. Ana telefonda kaç kere dedim de bunları. Ya dinle iler de dinle iler. Ha dinle iler, dinle iler. Telefonda dinle iler, evde dinle iler. Dükkanda dinle iler. Korkaysın konuşmaya da. İkinci kare almaya nasıl korkmaysın? Dinleyler görüyler. Alo. Ula arkadaş, kaldım karıların arasına da. Kaldım karıların arasına. Sen konuşuyor musun Mahmut'la? E konuşacağım abi. Kardeşim nasılsın? Sağ ol Selim. Sen nasılsın? Çok şükür. Nasıl olalım? Bu bizimkiler hala küslermiş. Ha şimdi ben de aynısını sordum. Bitmedi mi bu küslük diye. Küslük yok abi. Nasıl yok? Bizimki diyor ki benim işten çıkardığım adamları Mahmut işe alıyor. Bizimki de diyor ki İlyas bunu bahane ediyor. Aramızda aşk meşk mevzusu var. Öyle şey olur mu Selim abi? Biz ne zamandan beri kadınları arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan yeğe tutar olduk? Benim kovduğum şoförleri geri almak ki bir yaptırmamız olsun. Ben buna kızıyorum. İçten yere adam kovuyorsun. Sanki biz konteynerlarımızda limon taşıyoruz. Güvenilir adam sınırlı. Tabii ki iş vereceğim. Uzatma Mahmut. Bundan sonra İlyas'ın kovduğu adamları işe almayasın. Ne olursa olsun. Sen de bundan sonra her canın sıkıldığında adam atmayacaksın. Doğru söylüyor. Limon taşımıyoruz oğlum. Hadi şimdi barışın. Hadi sarılın oğlum. Sakın ola ki moraliniz bozulmasın. Devlet arasında tansiyon ölçer. Bu kaçıncı operasyonları? İlk defa bu sefer kendilerini açıkça ortaya koydular. Cüretkâr bir biçimde. Ben bunun sebebini merak ediyorum. Bana diyorlar ki... silahlarınızı şunlara şunlara satabilirsiniz... bunlara, bunlara satamazsınız. Biz devletlerin uşağı değiliz. Biz devletlerin kralıyız. Parası olan herkese silah satarız. Madem silah satılmasını istemiyorsunuz, o zaman savaş çıkarmayın kardeşim. Savaş çıkmazsa aç kalırız. Dünyada bu kadar işsizlik, açlık varken birilerinin ölmesi lazım. Dünyanın da bir kapasitesi var. Vallahi öyle. Bu Çinlilerin hepsi arabaya binmek istese biz yandık. Çin'le Hindistan'a çıkar, dünya rahat eder. Ya Ünal Bey, şu sizinkilere söyleseniz de... şunların üstüne bir atom bombası yağdırsa... buralar bize dar gelmeye başladı da. Rıfkı.
Her zaman sözüm dinlenmiyor değil mi? Olur mu Ünal Bey? Sizin her sözünüz benim için emirdir. Geçen toplantıya gelmedin. Yurt dışındaydım. Bacağımdan ameliyat oldum. Kardeşim de yanımdaydı. Bir gün Ormanlar Kralı Arslan demiş ki... eşimi alıp bir süre tatile gideceğim. Gideceğim gitmesine de yerime kimi bırakacağım? Bir de bakacağım ki yeni düzen kurulmuş. Tilkiye bıraksam kurnazdır. Milleti birbirine düşürür. Ormanda dirilik düzenlik kalmaz. File bıraksam kendini o kadar büyük görüyor ki küçüklerin dalaverasıyla uğraşamaz. Ben demiş en iyisi yerime tavşanı bırakayım. Ve vekilim tavşan deyip tatile çıkmış. Tavşan ertesi sabah ormanı teftişe çıkmış. Bir bakmış ki karşısında kurt. Ulan demiş kurt, ne öyle dik dik yürüyorsun? İki tokat patlatmış. Kurt, lan ben şimdi bunu parçalarım da hani arslan dönecek, mevzu bana girecek. Demiş, yürümüş gitmiş. Aa, bir bakmış karşısında tilki. Ulan demiş tilki, arkamdan demiş bir takım numaralar çevirmeye kalkma, ağzını burnunu kırarım deyip İki tane patlatmış. Tilki demiş ki, ya ben şimdi bunu parçalarım da ama arslan gelsin öyle yapayım demiş, planını kurmuş, yürümüş gitmiş. Ana, o da ne? Bir de bakmış karşısında fil. Ulan demiş fil, ben senin o hortumunu alır. Fil muhatap bile olmamış, yürümüş gitmiş. Ah! Bir de bakmış karşısında ayı. Ulan demiş, ayı oğlu ayı. Öyle demiş, tırnaklarını çıkararak iki ayak üzerinde duruyorsun diye kendini bir şey mi sandın? Ayı anlamamış, tavşan almış, bir o ağaca, bir bu ağaca vurmuş. Tavşan kan revan içinde. Tavşan delirmiş. Ulan demiş, ayı ola ayı. Bir defa da toplantıya katıl be. Thank you.
gelin kim? Yeğenim var. Abimin oğlu. Kaç yaşında? 20. Bundan sonra toplantıları o da seninle gelecek. Refik bizim kardeşimiz. Bu masada hiçbir zaman boş bir sandalye kalmayacaktır. Buyurun Refik Bey kardeşim. Yeriniz otur. Beyler. İstihbarat hepinize dokunabilir. Herkes, herkes için bir şeyler söyleyebilir. Ama biz bir aileyiz. Bu ailede aile reisinden bir şey saklanacak olursa ailemize ihanet etmiş sayılır. Var mı sözü olan? Ünal Bey. İstihbarat bize değiyor, evet. İşimiz bu, değecekler. Ama bunu size anlatmamamız onları kale almadığımızdan. Eğer bunu ihanet sayıyorsanız, bu masada size ihanet etmeyen kimse yoktur. Öyle değil mi beyler? Hızır doğru söylüyor. Hepimize değiyorlar. Hepimizin nabzını ölçüyorlar. Vallahi benim nabzımı ne zaman ölçersen ölç kardeş. Hep aynı. 60. Çünkü sen kansızsın tipi. Yine nabzın atıyor, daha ne istiyorsun? Deme öyle dadaş, bak. Gene bir üşüme aldı. Ya tipi gibi olacağız, mağaramıza kapanacağız Ünal Bey. Ya da eskisi gibi olacak. Bizi istihbaratla muhatap etmeyeceksiniz. Hızır sana soruyor. Cevap ver Özer. Hızır kardeş haklı. Maalesef iyi olan ilişkimiz şu an bozuk. Ama buna sebep biz değiliz. Hepinizin bildiği gibi şu an maceraperest bir ekip çok güçlü. Ama biz ailemizi bu maceraya kaptırmayacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Refik. Bir diyeceğin var mı? Yok. Yok efendim. Buyur. Afiyet olsun. İlyas. Efendim abi. Oğlum abim ölmedi diye sevinip illa kazada mı öldüreceksin lan? Biraz yavaş da. Abi sinirlerim bozuldu. Ne yapalım? Bu ailenin kuralları da bu. Biz de bunu bilerek girdik. Oğuzer kapıdan çıkıp diyecek ki abini öldürdük, sen de gelip yerine oturacaksın.
Yemin ederim girerim içeri, çekerim el bombasını. Hepsini gebertirim, ben de ölürüm. Oğlum öyle diyorsun da içeride ihanet ettiği söylenen bir adam var. Bu adam herkese ihanet etti. Ailesine, bana, hatta sana. Abi orası öyle de. Ya sen nasıl bir kardeşsin ki? Abinin katilleriyle aynı masaya oturuyorsun ya. Sanki güle oynaya oturdu İlyas. Yalandan iki göz yaşı, ondan sonra önlerinde el pençe divan. Ben Mahmut muyum bu kansızlığı kabul edeyim abi? Mahmut değil, Refik. Biliyorum abi. Mahmut'a da desinler ki abini öldür yerine geç, hemen sıkar tiniyesiz, şerefsiz. Sen de taktın ha bu Mahmut'a, o kadar da değil be oğlum. Bak, ihanet kötü bir şeydir. Cezasız kalmaz. Ben ömrümde hiç kimseye ihanet etmedim. Ama bir gün benim ihanetimi bahane edip bana bir şey yaparlarsa o zaman dediğini yap. Ama el bombasıyla falan değil. Senin canın onların hepsinden daha kıymetli. İlyas, da biraz yavaş da yavaş yavaş. Rıfkı'nın oğlu 20 yaşında demişti değil mi? Evet. Hem babasının kaybını hem amcasının kazancını kaldıramaz. Onunla ilgilen. Aklımda. Peki Rıfkı'nın ölümü bizi kesti mi? Nasıl yani? Rıfkı potansiyel lider değildi. Onu kullandılar, sen de gerekeni yaptın. Potansiyel liderler kim? Masada diğer konuşanlar. Tipi, Selim, Hızır. Hızır ihanet etmez. Bunu söyleyeceğini bildikleri için onun üstüne gidecekler. Müsaadenle Selim'le Hızır'ı birbirine düşman edeceğim. Tipi'ye, Ahmet'e de sıçrayacak sonra. Tehlikeli bir oyun. Ama doğrusu da bu. Hı hı. Nevzat'la görüştüğümü söyleyemedim tabii. Keşke söyleseydin reis. Ya gözümün önünde adam doğradılar diyorum da. Civciv nerede? Sizin evde. Ya bu adamı bize uşak mı tuttular Sırp çocukları okula götürüyor diye? Ha? Herkes burada olsun diyorum. Önemli bir şey konuşuyoruz şurada. Sonra da telefonda herkes birbirine soruyor. Vır 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 vır. Çağırayım mı dayı? Gelse ne olacak? Ne diyecek? Ben anlamam diyecek. Abi kusura bakma da sen de taktın yani şu civcivin olmayan fikirlerini. Ben anlatırım reis birebir de. Şimdi de bize. Nevzat'la görüşecek misin? Görüşürsen ne diyeceksin? O saatten sonra kimseyle görüşemeyiz, riskli olur. Ünal'ı karşımıza almayalım da devleti mi karşımıza alalım? Oğlum, devlet adam kesmez. Ceza keser. Nevzatlar Ünal'larla toplantı yaptığını biliyor da o toplantıda olanları bilmiyorlar mı? Biliyorlardır. Sana yine diyecekler abi. Değerlerse gider konuşurum. Konuştuğumu da gider Ünal'a söylerim. Ama bu saatten sonra bizim onlara değmemiz olmaz. Bekleyeceğiz. Ayan nerede? Yukarıda, kapıda. İyi. Beni Nazlı'ya bıraksın. Yarın Ahmet'i, Selim'i, bir de Tipi'yi Hamzi'ye çağırdım. Organize edersiniz. Saklıyorsun sen de bizden ama Ünal'ın yerini oynuyorsun vallahi dayı. Bu iş senin at yarışına benzemez. Ben senin yerinde olsam sürprize değil, bankoya oynarım. Enişte. O kadınla görüşmek istediğinden emin misin abla? Eminim. Hızır abim duyunca ne yapacak? Dövecek mi? Ay yok canım. Sana bir şey yapamaz da. Ben bunu yapmazsam, gidip o kızla konuşmazsam kimsenin bir şey yapacağı yok. Sen nasıl diyorsan ablacığım. Bana bak. Hı? Gelmekten korkuyorsan gelme. Aşk olsun abla. Ha ben senin için cehenneme bile giderim. Doğru söylüyorsun. Herkes aklını başına toplasın. Hayır yani susup oturduk diye millet uysal koyun zannedecek. Ben bunu yapmazsam, o bebeğin doğmasını engellemezsem yarın öbür gün hepinizin kocasına yol olur.
Allah korusun. Civciv geldi. Bekletmeyeyim şimdi. Ya kızım nerede kaldın? Hadi ya, hadi ya, hadi ya. Başımız belada. Selamın kavler. Ne oldu yine? Meryem ablam yarın Hızır abimin metresiyle görüşecek. Ne diyorsun Ayşen? Hem de benle. Kızım senin bu işlerle ne alakan var ya? Ay sanki ben çok meraklıyım. Bağırma, bağırma. Yemin ediyorum var ya, Hızır abim duyarsa bizi oyar. Söylemek lazım. Ben söylemem. Ben hiç söyleyemem. Tamam, kimse söylemesin o zaman. Ne yani? Yarın sana soracak haberin var mıydı diye yalan mı söyleyeceksin? Yalan söyleyeceğim tabii. İnsanın bazen yalan söylemesi lazım. Ya aman ya, of. Geldim her şey üst üste geliyor arkadaş. Başımızda bela yokmuş gibi bir de kadın çocuk mevzusu. Ayşen başlama yine, gözünüz... Yürü, hadi yürü, yürü. Ya anne ya! Ay yeter artık, kilitleyeceğim kapıyı. Yakında ben kilitleyeceğim kapıyı. Dışarı çıkma diye. Ne bu? Hakikaten ne bu Zeyno? 20.000 lira olur mu kızım? Ya anne bak, izah edeyim. İzah edeceksin. Edeceksin de önce bir bana şunu söyle. Madem böyle bir şey yaptın, ben bunu banka ekstresinde mi göreceğim? Ya anne sana söyleyecektim. Ama ne bileyim yani son zamanlarda çok gerginsin diye söylemedim. Gerginim evet. Bunlar yüzünden gerginim. Geçen ay 18.000, ondan önceki ay 15.000. Bir önceki ay hadi 6.000. Ya bu kadar konuşmamıza rağmen Zeyno ya. Hani yeni sezon geldi yani ne yapayım? Ay senin için yeni sezon diye bir şey yok ki. Senede 4 mevsim var, sende 16. Bir de ekonomi okumak istiyorsun. Önce bir kendi ekonomine çeki düzen ver ya. Ya tamam anneciğim, tamam bak sana söz veriyorum. Söz tamam. Bir dahaki ay yarı yarıya indireceğim. 10.000 liraya düşüreceksin yani. Yani sen haftanın 5 günü okula gidip 10.000 lira harcamayı normal görüyorsun. Ay, anne, dışarıda hayat senin bildiğin gibi değil. Hayat bildiğim gibi değil, öyle mi? Sen hayat hakkında ne biliyorsun? Belki baban yarın ölecek. Belki cezaevine girecek. Belki devlet her şeyimize el koyacak. Sen hayat ne biliyor musun? Hayat bütün bunları bilerek, unutmadan... bu evde her gün yemek yapabilmek demek. Çocuklarına bakabilmek demek. Aileni koruyabilmek demek. Hayat sabredebilmek demek, güven verebilmek demek. Hayat bunlar demek Zeynep. Anne, anne senin neyin var? Bir gün gerçekten dertleşmek istersen... mail atarsın, arkadaşlarına yaptığın gibi. Bir garip oldum böyle, içim içime sığmadı. Ama sen de çok güzelmişsin bugün. Ha bugün. Güzelliğin içine sığmamış bugün. Öyle mi olmuş? Ha ne olmuş? Kız dur. Öyle mi olmuş? Kız dur deli dur. Ya dur dur. Kız dur deli. Bak ya. O kadar yakışıyor ki sana gülmek. O kadar güzel yalan söylüyorsun ki insanın sana inanası geliyor ha. İnanmıyor musun bana? İnanmıyorsan aynaya bak. Ayıbın varsa aynaya bakarsın. Varım ayıbım. Nasıl ya? Bak. Allah seni kahretmeye
kız beni maymuna döndürmüşüm bak ya. Seviyoruz da öpmeyeceğiz de toprağa mı saklayacağız? Vay. Bu iş yatağa gider ha. Hayır. Hı? İyi ki varsın be Nazlı. Ben bunu Hızır'a nasıl yapayım Özer Bey? Bunu bir test gibi düşün. Ünal Bey Hızır değil. Beni test ediyor burada. Hızır'ın beğendiğimiz tarafları da var, beğenmediğimiz tarafları da. Ama işine denilecek hiçbir şey yok. Biz Hızır'ın işinde iyi olduğunu biliyoruz ama bunu devlet de biliyor. İşini iyi yapan insanlara istihbaratların değmesi kaçınılmaz. Beni sokmayın bu işe. Benim 40 yıllık ahbaplığım var. Zor zamanlarımda hep yanımda oldu. Bu ailenin içine de sokan Hızır. Abicim, kimse sizden arkadaşınıza bir ihanet beklemiyor ki. Hepimizin güvenliği için küçük bir ayar çekmemiz gerektiğini söylüyor Özer Bey. Yanılıyor muyum? Sen sus Mahmut. Özür dilerim abi. Pekala. Ben Ünal Bey'e hayır dediğini söyleyeyim. Siz öyle demeyin. Bana müsaade edin, ben biraz düşüneyim. Ünal Bey benden bir cevap bekliyor. Sizden tek ricam var. Ben bu işi yaptığımda Ünal Bey benim yanımda olacak ki Hızır bunun şahsi bir mesele değil, aile meselesi olduğunu anlasın. Ünal Bey bunu zevkle yapacaktır. Müsaadenizle. Abim yapmazsa ben yaparım diyorsun alenen ha? Abi der miyim öyle bir şey? Bugün bu oyunu bana kurduruyorlar. Yarın bu oyunu Hızır'a kurdururlar. Ben o reddetmezdi. Hele o it kardeşi hiç reddetmezdi diye söyledim. Çık dışarı. Çık dışarı. Hadi abla ya, seni mi bekleyeceğim arabada 2 saat? Ya anne hadi, aç oldum burada beklemekten ya. Anne bir şey unutmadın mı? Zeynocuğum. Bu ne güzellik böyle. Dalga mı geçiyorsun anne? Sen ne istiyorsun ya, açlıktan öleyim mi? 20 beni açlık sınırının biraz üstünde kızım. Ay. Hep şu avukat Deniz'in kızı mahvetti bizim Zeyno'yu. Yoksa Zeyno öyle müsrif bir çocuk değil. Vallahi gidip konuşacağım anasıyla da kadın da öyle bir kadın değil. Asıl ben neden korkuyorum abla biliyor musun? Bunlar zamanı geldiğinde koca beğenmeyecekler. Sen mesela Hızır abiyle evlendiğinde neyi vardı? Vallahi bir tesbihi vardı. Bir de belinde tabancası. Abla. Tamam geliyorum. Bir dakika, prova yapacağım. Sonra, işim var. Pardon, 2 dakika. Ayşen, nereye böyle 2 dirhem bir çekirdek? İşimiz var. İşiniz var. Hı. İşiniz var. Hayriye anne, hu! Bu Becel, sen misin? Ha. Buyur, gel. Ha, kayran seveyim seni. Anne. Ablayla Ayşen nereye gittiler biliyor musun? Nereye gittiler? Ben sana soruyorum işte nereye gittiler diye. Ben ne bileyim nereye gittiler. Bu telefon senin mi? Ne yapıyorsun?
Senin ağzından Ayşen'e mesaj çekiyorum. Nasıl olsa sana yalan söyleyemez. Ulan Mübeccel, bir şey rüya mı gördün? Gördüm, gördüm. Ne yılanlar, ne ejderhalar gördüm, bilsen. Ayşen, bana doğruyu söyle. Nereye gidiyorsunuz? Kimmiş? Cevcik. Ne diyor? Aman canım, bir şey unutmuş, onu soruyor. Ana, benden duymuş olma ama Hızır abininkini basmaya gidiyoruz. Eyvah, vallahi korktuğum başıma geldi. Ne oldu? Boyları devrilsin. Ne edeyim bunlar? Anne, ne duruyorsun? Arasana Çakır abiyi. Hadi ara. Hadi. Buyur. Bura biraz esiyor muydu? He ana. Bak sana gibi. Demiştim sana. Şimdi Karun Ayşen'le senin yelozi vurmaya gittiler. Ne diyorsun ana? Ayşen'le mi? Evet ya. Nazlı, hadi geç kalıyoruz. Ha, bir dakika. Hayatım, ne arıyorsun? Ya bir önceki muayenenin raporlarını bulamıyorum. Ya doktor da vardır zaten. Neden bu kadar pimpiriklisin? Ha? Doğru söylüyorsun. Ya. Heyecanlı mısın? Evet. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Ay, telefon. Telefonum nerede? Nazlı. Heh. Geldim, geldim. Geldim. Ben Meryem Çakırbeyli. Tanıyorum sizi. Bazı konuşacaklarım var. Buyurun. Aslında iş yerine gelecektim ama bugün izinliymişsin. Evet, doktor randevu. Her neyse. Randevum biraz beklesin. Ben çay koyacağım ama öncesinde kahve içer misin? İçmeyiz. Niyetin ne?
Çocuğumu doğuracağım. Sen kendini hiç benim yerime koydun mu? Ben senin yerinde olmayı çok isterdim. Aldatılan eş olmayı mı? Bunca yıldan sonra üstüne metres getirilen, hem de çocuk yapılmak istenen bir metres. Ben olaya öyle bakmazdım. Nasıl bakardın? Bir kere Çakır benim eşim olsa ben bununla yetinirdim. Hem sen zannediyor musun Çakır buradan çıkınca üçüncü ya da dördüncü bir kadına gitmiyor? Sevmeyince kıskançlık sorunu olmuyor demek ki. Kıskançlık başkasına göstereceğim bir duygu değildir. Yaren bilir benim ne kadar kıskandığım ama Çakır bilmez. Bu onun kaçışını ancak hızlandırır. O zaman niye böyle bir adamdan çocuk yapmak istiyorsun? En azından çocuğumun kokusuyla avunurum. Ben Çakır'ı seviyorum. Avunmak doğru. Çünkü Çakır hiçbir zaman senin olmayacak. Onun bir tane ailesi var. İkincisi de olmayacak. Şu an ikinci bir ailesi var bile. Yaren, Hızır abin sana ne diye hitap ediyor? Baldız diyor. Hızır abimi hiç tanımıyorsunuz. O yabancılara baldız der. Bize sadece bacı der. Hızır abiniz istediğine istediğini diyebilir. Burada dört kadınız. Ortada bir problem var. Bu problemi çözecek olan biziz. Çakır değil. Ben bir problem görmüyorum. Sen bir hata yaptın. Kocama inandın. Tamam. Olabilir. Ama şu anda yapmak üzere olduğun hata sadece senin hayatını etkilemiyor. Bir sürü insanın hayatına dokunuyor. Çözümün ne peki? Kaç aylık? 3,5. Yalan söyleme. Bebek daha cenin. O çocuğu aldıracaksın. Sonra da Çakır'dan ayrılacaksın. Ben de senin bir ömür boyu hamile olacağım. Son nefesine kadar sıkıntı yaşamayacaksın. Yoksa? Yoksa diye bir şey yok. Ben çocuğumu doğuracağım. O doğum olmayacak. Ne yapacaksın, öldürecek misin beni? Sana verebileceğim en hafif ceza ölüm olur. Hayırdır senin? Senin neyin var? Bir şeyim yok. Asıl senin elinde telefon. Hayırdır? İki eşli adama tek telefon yeter mi? Sen en iyisin, bir tane daha al Hızır. Neticede iki elim var. Ya dadaşlar, ben hakikaten sizi anlamıyorum ya.
Ya şimdi bu kadın denilen şey ısıtan bir şey olmasa değil yatağıma, evime bile sokmam. Hem kadın düşmanı geçiniyorsun tipi, hem de kadınsız yapamıyorsun. Madem bu kadar soğuk sevmiyorsun, Önal'ın soğukluğuna nasıl katlanıyorsun? Vallahi sizin hatırınıza. Şimdi benim ailemde erkek yok biliyorsunuz. Bu Ünal beni öldürürse yerime kime koyacak? Ablama. Ablam da sizi bir güzel yıkar, aklar, paklar, sonra da gömer. Senin ailende mi erkek yok? Bir sende, bir Ahmet'te yiyen bitmez. Doğru söyledin dadaş. Şimdi benim kafama tek takılan bu Rıfkı yengeç adam ölümü hak etti. Ama devlet malların deniz yoluyla gittiğini bilmiyor muydu? Ya Rıfkı sattı ya da Ünal güç kaybetti. Ünal güç kaybettiyse burada kaybetti. Dünyada hala bir numara Ünal. Ne Amerikalılar onun sırtını yere verir, ne Avrupalılar, ne de İsrailliler. Ya arkadaş, bu Ruslar da bu Ünal'ı çok seviyorlar niyeyse. Ünal, Ünal, Ünal. Bu herif ölümlü değil mi? Yani Ünal'ın bizim devletle hasımlığı konjektüre. Hay ben bu konjektürelin çıktığı yerin tam arkadaş ne lafmış ya. Kim sıkışsa konjektürel. Ulan lafın başına konjektürel, sonuna konjektürel. Sivilce çıktı konjektürel, kaset çıktı konjektürel. Vay arkadaş ya. Ne soğuk arkadaş. Ya dadaşlar ben üşüdüm bana mesela. Ben de kalkayım. Hadi kardeşim. Ayaklarınıza sağlık. Ya kardeşim, niye milletin içinde Ünal ölümlü ölüm diye konuşuyorsun? Yalan mı kardeşim, ölümlü? Ya Selim, biz her doğruyu herkesin yanına söylüyor muyuz? Ya 50 defa dedim de Ünal'ın ne tepkisini çek, ne dikkatini çek. Yabancıya mı söyledim? Biz bize oturuyoruz. Selim bak, benden sana kardeş tavsiyesi. Her şeyi herkesin yanında söyleme kardeşim. Nerede o civciv ayısı? Ayrılmışlar mı evden? Hala oradalar mıymış? Konuştum reis, bir şey yok. Yarım saat önce ağzından ayrılmışlar. Peki bunlar niye benim telefonumu açmıyorlar? Kadınları bilmiyor musun reis? Bilmiyorum. Hangisini önce keseceğimi bilmiyorum. O civcivi bul bana. Nerede o? Bakmayacak mısın? Beni de aradı, ne diyeceğim? Ne istiyorsan onu de. Hayır, ne diyeceğim? Karın geldi, beni ve çocuğumu tehdit etti mi diyeceğim? Biliyor belli ki, onların da telefonu çaldı. Bilmiyorum Yaren, belki de en doğrusu yolun başındayken bu işten vazgeçmek. Çok insanın canı yanacak. En çok da günahsızların. Ne yapacaksın yani? Bilmiyorum, bilmiyorum. Geliyor musun? Nereye? Doktora. Doğruyu söyleyeceğine yemin et Ayşe. Ablam, ben sana ne zaman yalan söyledim? Sen gene bir yemin et. Yemin ederim. Nasıl buldun kızı? Hangi kız? Basit. Nerede senin asaletin, nerede onun basitliği? Hayır, bu erkekleri de anlamıyorum ki yani. Bir halt ediyorsun, bari kaliteli bir halt et. Kız güzel miydi, değil miydi? Yemin ettim bak. Tamamen estetik harikası. Estetik yoktu o zaman. Vardı. Yanakları botokslu, dudakları dolgu, burnunu da yaptırmış. Ben yanağını, dudağını bilmem de burnunda bir şey yoktu. Vardı abla, ben iyice baktım. Üstelik göğüsleri de silikon. Yok artık. Geçenlerde haberlerde duydum.
estetik yaşı kızlar da 15'e kadar düşmüş. Bir biz yaptırmıyoruz salak gibi. Gerçi ben gebelik ihtimali taşıdığım için yaptıramam da. Neticede kız güzel miydi değil miydi? Ben anlamam ki abla erkeklerin zevkinden. Şimdi siz beni arayın da bulun bakayım. Hadi, hadi bulun konuşun. Ya abi, gözünü seveyim. Benim günahım ne ya? Münker nekir miyim ulan ben günah takip edeceğim? He? Ne yapıyorsun lan? Oğlum niye kaşındı gözünü karagöz hacivat gibi oynatıyorsun lan? Zeynep'ciğim. Hoş geldin canım. Kızım. Babacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bana müsaade. Söyle de bana bir telefon alsın çocuklar. Söylerim abi, söylerim. Cicim abi senin gözüne ne oldu? Viral enfeksiyon kapmış Zeynep'ciğim. E neden bu tutuyorsun o zaman? Doktor iyi gelir dedi. Televizyonda duydum. Hadi eyvallah. Kapıyı çek, kapıyı. Çektim abi, çektim. Çektim. Gel bakayım. Söyle bakalım, sende bir şey var. Of. Ya annemle yine tartıştık da dün. Abla, abla, Hızır abim beni öldürecek. Gelmeden ben bir kaçayım. Kaç, kaç. Sen ki nereye kaçacaksın? Benim uşağımın üstüne yapılan planlara dahil oluyorsan, benim tanıdığım oğlum, o senin kocan olacak civcivin altına ne yumurtalar koydurur. Of, anne ya. Anne ya. Sen onunla iki çift lafın var. Söyle anne. Sen çıldırdın mı? Sen benim gelinimsin. Nasıl öyle küçük düşürüyorsun kendini? Ben değil. Oğlum beni küçük düşürdü. Torunlarını da iki paralık etmesin diye müdahale etti. Ettin. Ettin da ne oldu? Karı doğurmaktan vaz mı geçti? Vazgeçecek. Akilsiz kızım. De ki o karı doğurmaktan vazgeçti. Benim oğlum ondan nasıl vazgeçecek? O zaman oğlum benden vazgeçecek. Dinle. Benim sülalemde boşanma yok bilesin. Ben seni vururum. Her şeyin bir ilki var anne. Oğlunun aklı başında değil. Oğlunun aklını başına getir. Gel kızım, sen bundan sonra Hızır Bank'a gel. Babacığım, o çok. Bak kızım, millete ayda 100 milyar lira bile yedirsen doymazlar. Yine yedir derler, böyle senin gibi çok demezler, tamam mı? Annen sadece senin kullanılmanı istemiyor. Ya babacığım, ben ne seni ne kendimi kullandırtır mıyım hiç? Ya ama ne bileyim, böyle bir kalabalık bir yere gidiyoruz. E ne yapayım yani? Ben dururken erkeklere mi hesap ödeteyim? Asla. Sakın ha. Sakın. Erkekler derken normal arkadaş, değil mi? Hah, iyi. Tamam. Bak, bundan sonra banka, kredi kartı falan yok. Sen direkt Hızır Bank'tan çekiyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Annene bundan sakın söz etmek yok. Söz mü? Söz. İyi. Efulim benim.
Devam, devam. Hallettiniz mi? Evet abi. Hızır'ın işi tamam. Yarın öğrenir. Ben yüzüne nasıl bakacağım bu herifin? Bakmayacaksın zaten abi. O kadar vakti olacağını zannetmiyorum. Abi. Çıkmayacak mıyız? Nereye? Eve. Hangisine? Aa. Abi iki tarafı da kızgınsan gel ben de kalalım ha. Sanki senin evin başkalıyor. Telefonun durmuyor ki oğlum. Vır 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 vır. Kapatırım. Vallahi ekerim ben onları. Yok, yok, yok. Hadi sen git. Benim canım sıkkın, seni de sıkmayayım hadi. O zaman sen buradaysan ben de çıkmayayım. Yok oğlum, hadi git. Ben biraz yalnız kalayım zaten. Hadi. Toparlamayalım bence. Hızır abi kesin gelecek. Gelmez. Suçlu olduğu zaman ortadan kaybolur o. E aradı ya adam. Daha ne yapsın? Arayacak tabii. Yok bir de aramayacak. Hiç değilse bebeğin cinsiyetini merak ettiğinden gelecektir. Yok gelmez. Sen bırak. Ben hallederim. Geç oldu zaten. Yalnız kalma. Gitmeyeyim ben eve ha? Yok yok boş ver gel. Ben zaten bugün işlerle ilgilenemedim. Biraz çizim yaparım. Kafam dağılır. Sen kalırsan konuşuruz, daha kötü olur. Peki canım. Karısı da tahmin ettiğimden daha güzelmiş. Yok be. Görmedin mi, konuşurken gözlerini senden alamadı. Şu an evde depresyondan ölüyordur. Ya ben nereden girdim bu işlere ya? Ya çok seviyorum Yaren. Yoksa bir dakika durur muyum ben? Thank you.
kim o? Bu saatte benden başka kim olacak? Konuşmak istemiyorum Çakır. Ne olur bugün bana müsaade et. Konuşmak şart mıdır? Erkek mi? Hayır, kız. İnşallah bundan sonraki kız olur. Ya Çakır, şu an gerçekten nefret ediyorum senden. Karın evime gelmiş, ortalık birbirine karışmış, sen ikinci çocuğun derdindesin. Nefret sevgiden doğar. Ya Çakır git ne olursun ya. O kadar isterdim ki kız olmasını. Bakalım o zaman ne diyecektin? Böyle büyüseydi, senin gibi birine aşık olsaydı bakalım o zaman ne yapacaktın? Sana benzeyecekse bin tane kızım olsun ben azdı. Hadi bana acımıyorsun. O zavallı kadından ne istedin? Ne yaptı sana? Dünya güzeli bir de. Ben gözümde kötülemişim meğer onu. Görünce şok oldum. Ben yaptım, sen yapma bari. Aramıza başkalarını sokma Nazlı. Tek bir şey söyle bana. Neden? Bu delilik neden? Bu işkence neden? Hem ona hem bana. Hem de bana. Evet, hem de sana. Sevda'dan. Seni görmeseydim. Sen sen olmasaydın. Sana sevdalanmasaydım. Vallahi de billahi de böyle olmazdı. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Ama yarın sabah uyandıklarında çocukların seni görsünler. Madem pazar kahvaltısı diye bir şeye alıştırdın, alıştırdığından geri bırakma. Mektup yazdım acele, da oku oku hecele. Mektup yazdım acele, da oku oku hecele. Mektup benden dur yarım, da at koynuna geçele. Mektup benden dur yarım, da at koynuna geçele. Mektup yazdım sevdama. Okusun heceleri, geleceğim aklına da cuma geceleri. Getir beni aklına da cuma geceleri. Thank you.
Mektubumun uçları da bağlama, dur bağlama. Mektubumun uçları da bağlama, dur bağlama. Ben yazarken ağladım da sen okurken ağlama. Ben yazarken ağladım da sen okurken ağlama. Mektup yazdım sevdama. Okusun heceleri. Geleceğim aklına da cuma geceleri. Getir beni aklına da cuma geceleri. Çocuklar için eve gel diye mesaj yazmışsın. Ben bu eve çocuklar için değil. Hep senin için geldim be Meryem. Şimdi diyeceksin ki... O zaman niye başka bir eve gidiyorsun? Niye başka bir evden geliyorsun? Mektubumun uçları da bağlama, dur bağlama. Getir beni aklına da cuma gece. Geleceğim aklına da cuma geceleri. Sualı daha kadar. Güzel güzel kelimeler, güzel güzel kadar. Alo anne. Alo, merhaba kızım, nasılsın, iyi misin? Tehdit ne demek Meryem? Tehdit etmedim. Yapacağımı söyledim. Senin hiç kabahatin yok değil mi? Ben başka bir kadından çocuk yapıyorum ama senin hiç kabahatin yok. Ha? No Frost. Seni bu haline getirdi. Para mı? Yanındaki goygoycuların mı? Beline taktığın tabanca mı? Ben senin ilk günden beri tanıdığın aynı adamım, tamam mı kızım? Seni tanıdığım güne lanet olsun. Ben de seni tanıdığım güne lanet olsun diyeceğim de iki çocuk var da. Hiç düşünmüyorsun değil mi? Bir ara çocuklarını öğrenecek, ne yapacaksın? Beni de mi tehdit ediyorsun? Tamam, peki. Çağır da ikisini de. Söyle, sen de kurtul, ben de kurtul. Hadi. Doğru söylüyorsun, çağır. Eğer sen bir daha o kıza değersen var ya... ...sana çocuklarını göstermem. Senin çocukların senin yüzüne bakmak isteyecek mi acaba? Zeyno, Ömer, buraya gelin. Ananızın size diyeceği varmış. Sen daha benim kafamın tasını attır. Senin kafanda tas olsa gidip aptal kızın oyunlarını kanar mıydın? Ya. Ne? İkiniz de aklınızı başınıza toplayın. Bir çamurun içine girdiniz. Benim torunlarıma tek bir damlası gelsin... ...bu dünyayı da ahirette dar ederim size. Anne. Bu bir cahillik etti diye sen iki çocuğunu mu yakacaksın? Anne ne oluyor? Gel buraya. Ya bir şey söyleyeceğim demesem aşağı ineceğiniz yok.
Al şunu. Sen de şunu al. Her pazar yalvartıyorsunuz kahvaltı yemek için. Tamam, geç içeri. İçeri. Geç. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Tamam, tamam. Kapat. Ya babaannem, sen niye ağlıyorsun? Nasıl ağlamayayım uşağım? Bizim buraya yediklerimize bak. Senin oraya yediğin yala bak. Yal ne ya? Hayvan yemi. Ya ben burada gayet iyiyim. Beni merak etmeyin. Siz anlatın, ben dinleyeyim. Yeğenim, ne anlatacağız da? Burada her şeyi bildiğin gibi. Aslında sen anlat, orada neler oluyor. İlyas amcam yine geç kalmış. İyi hatırlattın. Ben senin o İlyas amcanın şarap çanağına durarayım şunu. Zeyno, sınav hazırlıkları başladı değil mi? Nasıl gidiyor? Kazanacaksın ekonomiyi. Burslu. Kazanamazsam gelirim yanına. Öyle bir şey yok da. Daha da bir torunumu oraya göndermem. İlyas neredesin? Yoldayım abi. La yalan söyleme de. Hadi oğlum, sucuk yaptım, seni bekliyoruz. Çabuk. Hadi. Eniştem, sen nasılsın? Sağ ol yeğenim, sen nasılsın? İyi, ne olsun işte. Ne diyeceğim, bana sorduğun atlara baktım. Biz o meseleyi daha sonra konuşuruz sen. At, at, at. Tövbe ettim demiştin sen o işlere. Ettim teyze. Torunun seni gaza getiriyor. Size doyum olmaz. Ben koşuya çıkıyorum. Öptüm hepinizi. Haydi. Bak akıllı adam. Atlarla uğraşacağına kendi koşuyor gördüğün gibi. Teyzemin kızı. Ha bu uşaklar güzel mi? Güzel. Akıllı mı? Akıllı. Şükür bize çekmişler. Ya deme öyle ya, deme deme. Cinderella, çayları getir, çayları hadi. Amcam geldi. La yavaş oğlum, da yavaş. Amca anahtarları versene. Dur şimdi canım, sık. Afiyet olsun. Anam. Hoş geldin. Silahlar bozuk çıkmış. Ne? Hayırdır? Ha, yok bir şey abi ya. Şeyi enişteye şişiriyorum. Ayıp ya. Vallahi bir dahaki sefere arkandan çire çıplak geçmeyi planlıyorum. Babaannem oracıkta ölür. Gel buraya. Hiçbir şey olmaz. Hadi babaannen yaşlı, muhafazakar. Amcanlardan niye saklıyorsun, ben onu anlamadım. Baban yüzünden? Yani baban biliyor ve hiçbir şey demedi. Bak, telefonda söyleyemem. Amcamlarla yüz yüze konuşmam lazım. İstanbul'a dönünce anlatacağım, tamam? Peki, tamam. Canlarım benim. Sağ ol. Abi, kahvelerimizi dışarıda içelim mi? Konuşmamız lazım. Nedir İlyas?
Abi silahlar bozuk çıkmış. Ne demek o İlyas? Sabah Vehbi abi aramışlar. Bir sürü sebep saymışlar. Vehbi abi ilk önce olmaz öyle şey demiş ama... bakmış ki hakikaten birileri bizim konteynerları gizlice değiştirmiş. Olmaz öyle şey. Hiç kimse böyle bir şey yapmaya cesaret edemez. Abi konteynerların resimlerini çekip göndermişler. Adamlar bizimkinin aynısını yapmış resmen. Kim İlyas? Kim? Bilmiyorum. İlyas. Lan bir şey de bilin lan. Bir şey de bilin lan. Hadi bir kahve de bize. Tamam. Geç mi kaldık? Yenge sen içeri geç. Servet, sen de dükkana git, sıkıntı var. Kaç gündür söylüyorum, dinleyen yok ki. Ya sus be kadın. Siz bu kafayla dükkana falan değil, ancak bir tek yere gidersiniz. Benden söylemesin. Hay gireyim şu mapusa da kurtulayım senin dilinden be. Dayı, Nevzat seni bekliyormuş. Gidip yüzlerine tüküreceğim. Bizi kepaze ettiler. Devletini şöyle seversin, milletini böyle seversin. Ondan sonra da mallarımızı çürüye çıkarıp bizi iki paralık ettiler. Abi Ünal çağırıyor. Hadi buyur buradan yok. Tek mi çağırıyor, ikimizi mi çağırıyor? Bir şey söylemediler. İlyas, onlar söylemedi, sen niye sormuyorsun? Abi gidelim, hepsini öldürelim, bitsin gitsin şu iş. Evet dayı. Devlet de bizden bunu istiyor zaten. Vay be. Gidip öldürelim, bitsin bu iş öyle mi? Bu mu yani planınız, ha? Oğlum keklik mi öldürüyorsunuz, bıldırcın mı avlıyorsunuz lan? Sağ çek arabayı. Anlamadım abi. Arabayı sağ çek. İnin arabadan. Abi ne oldu? İnin oğlum arabadan. O işi yaptırmaya devlet yaptırdı. Da bizimkilerden birine yaptırdı. Kimse o itler bana onu bulacaksınız. Akıllı adam ha. Seni yanına almadı ki zaman kazan. Enişte. Boş boş konuşma. Bir taksi çevir. Geldim. Ne yapacağız? Ya durma Beccal ya. Dünden beri öldüm meraktan. Sonra söylersin öldük diye. Şey Ayşen, de bakayım. Kız nasılmış? Ay. Ay duyacak Hatice abla. Ya çabuk de daha. Ya ablamın yüzüne söyleyemedim ama. He. Bence güzel. Ya basit değil en azından. Korktuğum başıma geldi. Şimdi teyzemin oğlu daha da saplanır kalır yengem baskı yaptıkça. Ya cezaevine görüşe gidemeyeceğine göre unutur şekerim, unutur. Allah korusun. O değildi. Enişte hapse girse özlerim ama biliyor musun? Masa bitti mi? Ya. Hoş geldiniz. Önal Bey bu tarafta efendim, buyurun. Fırlat! Fırlat! Fırlat!
Bana nasıl ihanet edersin? Ben kimseye ihanet etmem Ünal Bey. Benim müşterilerime nasıl bozuk silah satarsın Hızır? Benim silahlarımın bozuk olmadığını herkes bilir. Bu silah kimin? Benim. Bu ne rezalet? Bana kumpas kurdular. Kim? Bilmiyorum ama öğreneceğim. Yanına bırakmayacağım. Bu işte ihmalden başka bir kastın varsa bunu canınla ödeyeceksin. İhmal işinde silah işinden çıkacaksın. İhmal yok. İhanet var. Biri bana oyun oynadı. Ama bu ya istihbarat ya da aileden biri. Bana aksini ispat edinceye kadar hükmüm geçerli. Madem ihanet var diyorsun, gereğini yap da görelim. Hay hay. Bu iş çözülene kadar da silah işinde olmanı istemiyorum. Bu iş çözülene kadar sapan bile yapmayacağım. Kim satın aldı lan sizi? Köpekler! Sizi kim satın aldı söyle! Konuş lan! Konuş! Abi, yok abi. Senin abine... Ne abisi? Lan! Ne abisinden bahsediyorsun? Başlayacağım senin abine! Konuş lan! Konuş lan! Ya, kim ulan? Kim ulan? Konuş! Ne işte abi? Gelip benim kafama sıksalar daha iyiydi be. Ne demek kardeşim benim mallarımın bozuk çıkması ne demek? Şimdi senin kafana ben sıkacağım Servet ha. Arkadaşım anlamıyor musun? Bizim mallarımız bozuk değil. Bizim mallarımızı çalıp yerine bozuk mal koydular. Kafayı yiyeceğim ben ya. Ben kafayı yiyeceğim ya. Abi bu işi bize kim yaptı? Kim yaptı bu işi bize ya? Nasıl yaptılar? Nasıl? Nasıl? He? Belli ki devlet değil bizi bu oyunu oynayan. Eğer bu işin içinde Ünal olmasaydı seni oracıkta vururdu. Ünal böyle bir şeyi niye yapsın? Belki de Nevzat'la görüştüğünü öğrendi. Sana teklif ettiği şeyi de tabii. O zaman öldürmedi de niye böyle bir oyun oynuyor? Belki de oyunu bize değil, devlete oynuyor. Senin bu belkilerin, bellilerin var ya beni şişirdi. Şişirdi yani. Hiç haksız çıkman mümkün değil ki. Hem nalına hem mıhına vuruyorsun. Abi, bu Nevzat ölmemiş. Ama durumu ağırmış. Yani komada. İlyas'la enişte öğrenebilmişler mi bir şey? Yok abi öğrenememişler. Yani bu adamlar ne yaptılar, ne ettiler yani sihirbaz mı oldularsa... konteynerlardaki malları çürüklerle değiştirmişler. Peki
Bu bizim konteynerleri taşıyan, araçların takip sistemini kuran çocuğun adı neydi? Şu bilgisayarcı çocuk. He? Tarık. Belki Tarık bilir. Bizim sisteme mi girdiler, ne yaptılar? Bulun, getirin şunu. Buyur abi. Vehbi abi seni görecekmiş. Hayırdır abi? Sevkiyatta sıkıntı çıkmış. Çözsen çözsen sen çözersin. Arasaydınız ben gelirdim ya abi. Yoldan geçiyordum, alayım dedim işte, Allah Allah. İyi yapmışsın abi, ben ceketimi alıp geleyim. Hadi. Kime sattın? Abi, abi yemin ederim. Edemezsin lan, indir. Abi, abi ne olursun yalvarırım abim. Beni kime sattın? Abi, ben kimseyi satmadım. Seni satar mıyım hiç abi? Ne diyor Vehbi bu? Ben anlamıyorum. Sen anlıyor musun? İndir. Abi yapma ne olursun abi. Abi yapma ne olur. Abi, abi. Ne olursun canımı bağışla abi. Kendim için bir şey yapmadım abi. Ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Kim? Mahmut abi. Mahmut kim lan? Selim abinin kardeşi abi. Mahmut abi. Yalan söyleme lan. Vallahi söylemiyorum abi. Yapmaz lan. Yapmaz. Mahmut da yapmaz. Selim de bana böyle bir şey yapmaz. Yapamaz. Abi ben bilmiyorum ama. Mahmut geldi. Yalan söylüyor. İndir. Abi dur dur dur. Vallahi konuşacağım abi. Abi. Dur dur. Mahmut'un bu işle ne alakası var? Abi geldi. Kafama silah dayadı. Sık dedim önce. Yok dedi. Sana sıkmayacağım. Yerine sıkacağım. Benim kimsem yok. Bir ablam var, bir de onun oğlu var abi. Bırak lan edebiyatı. Bu işi nasıl yaptılar? Abi ben konteynerların fotoğraflarını verdim. Konuştuklarından anladım. Konteynerlerin aynısından yaptılar. Şoförler gümrükte beklerken konteynerleri değiştirdiler. Gümrükte şoförler çay içerken o sırada yapmışlar. Bütün olan biten bu abi. Benim bildiğim de bu. Ne olur abi, abi. Abi ne olursun yapma abi. Canımı bağışla abi. Abi, abi ne olursun abi. Abi. Abi, ne yapıyoruz? Selim'le görüşeceğim. Reis, silah işini söyleyecek misin? Bir şey anlatmayacağım. Onun anlatmasını bekleyeceğim. Eğer bir şey söylemezse, bu gece operasyon yapacağız. Abi, müsaade etsen görüşene kadar
Selim'i de kardeşi Mahmut'u da indireyim. Selim'i öldürdün diyelim. Ünal'ı ne yapacaksın? O zaman biz de gider Ünal'a durumu anlatırız. Böyle böyle şerefsizlik var deriz. Olur. İstersen bir de tellal çağır. Davul, zurna herkese anlatın. He? Eğer birinizden duyarsam dolandırıldığımızı, birinizden duyarsam hepinizi o denizde boğarım baka. Bak İlyas. Paranı kaybedersen yine kazanırsın. Gücünü kaybedersen geri alırsın. Ama namını kaybedersen her şeyini kaybedersin. Ulan ne güzel dünya be. Dostu dosta, kardeşi kardeşe kırdırıyorsun. Bir şey içer misin kardeş? Sağ olasın. Hele anlat, ne oldu? Sevkiyattaki bütün mallar bozuk çıkmış. Nasıl bozuk çıkmış? Bildiğim bozuk çıkmış. Senden hiçbir zaman bozuk silah çıkmaz ki. Nasıl olmuş bu iş? Ben de onu öğrenmeye çalışıyorum Selim. Yunan'ın haberi var mı? Var. Adam haklı. Silah işini bırakıyorsun dedi. Eyvallah dedik. Senin cana sağ olsun. Sağ olsun, sağ olmasına da. Biri beni enayi yerine koyuyorsa nasıl sağ olsun? Kardeş, devlet bu işe kafayı takmış. Önce Ünal'ın sevkiyatı basılıyor. Sonra senin silahlar bozuk çıkıyor. Ünal bunun neyini anlamıyor? Bu işte oyun var. Aslan sen avını yersin. Kurtsan düşeni yersin. Çakalsan artık yersin. Böceksen her bir haltı yersin. Peki sen hangisisin? Dedi Ünal, ben de insanım. Yesem yesem kendimi yerim dedim. Eyvallah. Var mı yapabileceğim bir şey? Sahi Selim. Sen hangisisin? Anlamadım. Aslan mısın? Kurt musun? Çakal mısın? Böcek misin? Kurdum kardeş. Ben düşeni yerim. Aldırmaya karar verdim. Nasıl yani? Yani henüz tam kararımı vermedim. Yarın doktorla görüşeceğim. Ya kürtaj olacağım ya da ne kadar sürem kaldığını öğreneceğim. Hızır abi seni asla affetmez. Yok canım, öyle bir şey yaparsam ona söylemeyeceğim zaten. Düştü diyeceğim. Ama niye Nazlı? Kendi mutluluğum için başkalarını mutsuz etmek istemiyorum. Ya bilmiyorum işte, yarın doktorla görüşeceğim.
Nazlı Hanım, hiç uzatmayacağım. Maalesef bundan sonra sizinle çalışamayacağız. Ben bilmeden istemeden yanlış bir şey mi yaptım? Sizinle ilgili değil. Aslında ilgili ama işinizle değil. Anlamadım ne demek istediğinizi. Maalesef işten ayrılmanızı rica edeceğim. Yani sebebini söylerseniz tabii ki de. Nazlı Hanım, nasıl söyleyeyim bilmiyorum ki. Siz burada devam ederseniz bizim şirkette bazı sıkıntılar olabilir. Ne gibi? Bu şirketin başka ortakları da var Nazlı Hanım. Onlardan hatırlı bir kişi çıkartılmanızı istemiş. Meryem Çakır Bey'le öyle mi? Ben bir isim zikretmedim. Peki tamam. Ben eşyalarımı toplar çıkarım. Çok teşekkürler. Bana yapılan iyiliği asla unutmam. Abla, bir şey mi vardı bana söyleseydin? Nazlı'yı işten attırdım. Eyvahlar olsun. Hızır abim kıyameti koparacak. Vallahi Hızır abi neyi koparır bilmiyorum ama... ben adamı mahşer gününü yaşatırım. Doktor bey merhaba. Ben randevumu iptal etmek için aradım. Yok, önemli bir şey yok. Bir tereddüt yaşamıştım da şimdi vazgeçtim. Çocuğumu doğurmaya karar verdim. Savaş mı başlatıyorsun yani? Madem savaş var, sonuna kadar savaşacağım. Atış yapmak ister misiniz abi? Gerek yok. Siz test ettiniz mi? Defalarca test edildi abi. Bunlar da büyük silahlar. Bir şey mi karıştı çocuklar? Ne oluyor Selim? Anlamadım ki abi. Biri bize oyun oynuyor abi. Burada oyun oynayacak bir tek köçek var. O da sensin Selim. İyi bakalım. Hadi Selim. Hadi Selim. Thank you.
Ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. O eteği giyeceğini... ...kefen giysen daha iyiydi Selim. Bu fotoğrafı bastırıp aleme dağıtalım. Şişt, bana bak. Sakın ha. Saçma sapan bir şey istemiyorum. Oğlum bak. Düşmanını öldürüp mezara gömersin. Ama... ...mezarını işemezsin değil mi? Bunu bana gönder misin? Biz onu... ...size değil. Bize oyun oynayana gönderdik. Oyun oynayanın layığıdır diye gönderdik. Selim bir hata yaptı. Bedelini ödettim. Bunu ona giydirdim. Sıra sende. Şimdi sen giyeceksin. Katil defterine